Evet, sevgili takipçilerimiz, şimdi Haberci 26'nın fuardaki konuğu Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın Nadir Küpeli ile beraberiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun. Bugün fuarın 3. günü. Siz de bugün Eskişehir Tarım Fuarı'nı ziyaret ettiniz. Nasıl buldunuz fuarı? Açıldığı gün de buradaydım. Açılırken de çok başarılı bir fuar olacağının izlenimlerini edinmiştim. Ama bugün fuardaki standları da yönetim kurulu olarak dolaşma imkanı bulduk. Konuştuğum firmalar son derece mutlular, ilgiden memnunlar. Bu tabii bir Eskişehirli olarak, bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak beni çok mutlu etti. Şehrimizin böyle güzel organizasyonların içerisinde olması da son derece önemli. Bazılarından şunu duydum ve çok da mutlu oldum. Önümüzdeki sene bu fuarda tahmin ediyorum hiç yer kalmayacakmış diye bir inançları var. Bazıları da hemen bu seneden yerlerini kapatmaya başlamışlar. Tekrar da başarılı bir fuar. Bizim yaptığımız röportajlarda aldığımız izlenimler de gerçi şu an için bu kadar yıldan sonra böyle bir fuar alanına kavuşması Eskişehir'in, ama şu anda esnafın ve iş adamının, tüccarın bu fuar bize yetersiz geliyor. Neden bir İstanbul, bir Bursa veya bir Konya fuarları gibi olamıyoruz gibi bir söylentileri var yani. Şimdi katılımcılar haklıdır. İzleyiciler de haklıdır. Ama bu işin geçmişine baktığımız zaman sadece panayır havasında yapılan etkinlikler vardı. Şimdi oradan buraya geçtiğimiz zaman doğrudur. Ama birazcık bir kuluçka süresi de gerekli sanki. Doldurdukça özel sektör böyle çalışıyor. Şimdi iki holde bu fuar yapılmış bugün. Bundan öncekilerde benzer şekildeydi. Dördüncü fuar bu. Aslına bakarsanız altı sayılır. O gelinlik fuarında birkaç tane fuar birden vardı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde ihtiyaç kendisini hissettirmeye başladığı zaman ben çok eminim ki bu rakam artacaktır. Bu özel sektör neticede ihtiyaçlara çok hızlı bir şekilde tepki verip cevap verecektir. Son olarak Sanayi Odası Başkanı'na da sorduğumuz şeyi size de sormak istiyoruz. Biraz fuarın dışında son yapılan doğalgaz zamları, elektrik zamları sanayici olarak sizleri nasıl etkiledi efendim? Şimdi bir kere şu yanlışı düzeltelim. Son yapılan doğalgaz zamları herkese yapılmadı. Belirli bir tüketiciye yapıldı. Bununla ilgili bazı çevrelerde açıklamalar da yapıldı ama eksik bilgiden kaynaklanan açıklamalar da bunlar. Tüketimleri 300 bin metreküp ve altında olan kurumlara, kuruluşlara doğalgazla alakalı zam yapıldı. Organize sanayi bölgesi tek başına bu rakamdan çok çok üzerinde, yani 18 milyon metreküp civarında bir tüketimi vardır. Bu rakamları yakaladığı için zaten bu zammın dışında. Dolayısıyla üretim yapanlara bu 1 Eylül itibariyle gelen %14.90 küsürlük zam uygulanmıyor. O sanayiciyi etkilemeyecek o zaman. Sanayicinin hepsini demeyelim ama organize sanayi bölgesindeki büyük tüketimleri etkilemeyecek. Ama Eskişehir üzerinde konuşur isek Teksan, Baksan, Tornacılar gibi yerdeki üreticilerin ve bunların tüketimleri de 300 bin metreküpün altında ise onlar son zamdan da etkilenecekler. Yani Ağustos ve Eylül'deki zamın toplamı yaklaşık %30 oldu. Ama tekrar ediyorum, organize sanayi bölgesinde olan gaz tüketimi az da olsa, çok da olsa bu 1 Eylül'deki zamdan etkilenmeyecek. Çünkü organize sanayi bölgesi tek alıcı. Tek alıcı olduğu için de muhatap biziz. Bir tane sayaçtan geçiyor. Dolayısıyla 300 metreküp üzerindeyiz. Bize uygulanmayan bir zamı biz de katılımcılarımıza uygulamıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Başarılar diliyorum. Sağ olun.